Neden her gün fiyat artışları rahat bir şekilde serbest bir piyasada önü açık bırakılıyor? Niçin bir düzenleme getirilmiyor? Neden herkes kafasına göre takılıyor? İşte bundan dolayı aynı zamanda su kanunu getirilecek. Su kanunu 2025 yılında getirilecek. Peki ormanlar niçin yanıyor? Bakın ormanlar niçin yanıyor? Tatbikat ve simülasyonda 2025 ile 2028 arasında pandemi gözüküyor, söyleyeyim. Yani kafa biziz. Diğer konular, diğer hususlar, diğer kollar da bizim ahtapotumuzun kolları diyor. Karbonu hayattan çektiğiniz zaman insanın pilini, insanın fişini hayattan çekmiş olursunuz. Çocuklarınız ilerleyen dönemde en önemli hedef haline gelecek. Neden hedef haline gelecek? Anayasa değişikliği, pandemi taslağı, dijital para konu başlığımız. Yine ara ara başka konularda konuşuruz. İstersen hayvanların o şarbon şeysinden başlayabilirsin. İstersen onların Karbonla alakalı değil mi? karbonla alakalı sıvılarından başlayabilirsin. Yani küpelerinden başlayabilirsin. Nasıl dilersen. Tamam. Şimdi öncelikle gündemden başlayalım. Bugünlerde biliyorsunuz ki sosyal medyada da paylaşıldı ama çok fazla gündeme gelmedi. Nedir o? Gündeme gelmeyen husus. Çorum'da bir karar alındı mukaddesen. Bu arada sesim geliyor değil Ses mi? tamam. Seste sorun yok. Tamam. Görüntüde de sorun yok. Biz seni görüyoruz hepimiz. Herkes görüyor. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben sizi göremiyorum ama netice itibariyle sesinizi duyuyorum. Şimdi Çorum'da bugünlerde bir karar alındı. Bu kararda da şöyle bir ifade yer alıyor karar metninde. Çorum'da odun ekmeğinde ekmek pişirmek fırınlarda yasaklandı. Yani odun ateşinde ekmek pişirmek Çorum'da yasaklandı ve bununla alakalı da bütün fırınlara yazı gönderildi. Ve bu kurallara uymayan, yani odun ateşinde ekmek pişirmeye devam eden fırınlara para cezasına uyulmadığı takdirde de daha ağır yaptırımların uygulanabileceği ile alakalı kararlar alındı. Şimdi bu karar ne demek biliyor musunuz? Bu karar şu. Bu karar mevcutta bizim daha öncesinde yaptığımız yayınlarda da biliyorsunuz bu karbon ayak izi iklim konuları yeni yeni gündeme gelse de bizim sizinle yaptığımız geçen yıllarda yaptığımız yayınlarda bunların ayak seslerini, bunların tehlikelerini, bunların hayatımıza nasıl gireceğine dair çok araştırmalı bir şekilde paylaşmıştık. Şimdi Çorum'da alınan bu karar pilot olarak duyuruldu ve diğer illerde, diğer ilçelerde de bu kararlar çok yakın zamanda alınacak. Ne zaman alınacak bu kararlar? İklim Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesiyle birlikte alınacak. İşte hayvanlarla alakalı bölüm sadece karbon ayak izi dediğimiz, karbon meselesi dediğimiz sadece hayvanları ilgilendiren bir bölüm değil aslında. Ya da sadece doğayı, çevreyi ilgilendiren bir konu başlığı değil aslında. Bizim hayatımızın her alanında, hayatımızın, yaşamımızın bütün iğneden ipliğe, A'dan Z'ye her şeyi ilgilendiren bir mesele bu karbon meselesi. Tabii ki bunu tam manasıyla insanlara ifade ettiğimiz zaman kısıtlama gelebiliyor. Şu an canlı yayınlara kısıtlama geldiği gibi. Arabaların gazından bahsedersek karbon ayak izini insanlara anlatamayız. Ya da sadece hayvanların gazından ibaret olduğunu, yani buna öne sürerek bir yasak getirileceğinden bahsedersek yine tam manasıyla anlatmış olamayız. Çünkü karbon ayak izi meselesi ve bu yasaklar hayvanlardan tutun da kullandığınız, giydiğiniz ayakkabıya kadar, kıyafetlere kadar, taktığınız saate kadar, bilekliğe kadar, saç tıraşınıza kadar, sakal tıraşınıza kadar, kullandığınız bütün ürünlere kadar. Yani fiziki olarak, somut olarak kullanmış olduğunuz her şey bir karbon ayak izidir. Dokunduğunuz, temas ettiğiniz, ilgilendiğiniz, baktığınız, sevdiğiniz, duygusallaştığınız, sahip olduğunuz ya da sahip olamadıklarınız, gittikleriniz, geldikleriniz, gördükleriniz, baktıklarınız,
Bindikleriniz, indikleriniz, seyahat ettikleriniz, yedikleriniz, içtikleriniz. Midenize giren, midenizden çıkan, üzerinize giydiğiniz kıyafet, üzerinizden çıkardığınız kıyafet, her şey bunun tamamı bir karbondur. Peki sadece bu mu? Hayır. Demir çelik fabrikaları, demir, çelik, çimento, tuğla, toprak ürünleri ve enerjiyle de alakalı. Yani bu karbon meselesi bütün her şeyi kapsıyor. Bunlar aşama aşama, bölüm bölüm ilerlediği için de insanlar şu anda bu olayın, bu tehlikenin çok fazla farkında değil. İşte Çorum'da bugünlerde alınan karar, odun ateşinde ekmek yapılmasının yasaklanması, bunun daha ciddi boyutta kısıtlamaların ve yasakların geleceği manasını taşıyor. Yani iklim yasakları diyoruz buna. İklim kısıtlamaları diyoruz biz buna. Ve iklim kısıtlamaları deyince insanlar sadece hava olaylarının, iklim olaylarının olduğunu düşünüyor. Hayır efendim, az önce saydığım ve sıraladığım bütün olaylar bizim hayatımıza girmiş ve hayatımıza bir kontrol düzeni getirmeye çalışıyorlar. Fakat bu kontrol bizim daha iyi yaşama sahip olmamız, daha refah bir yaşama sahip olmamız için değil, daha kısıtlayıcı, daha baskılayıcı bir dönemde yaşamamız. Yani buna biz ne diyoruz? Dijital kölelik sistemi diyoruz. Yani hayatımızın tamamen dijitalleştiği, fiziki ve somut her şeyin ortadan kaldırılmak istendiği ve bize de erişime yasaklanabileceği bir husus. Neden her gün fiyat artışları rahat bir şekilde serbest bir piyasada önü açık bırakılıyor? Niçin bir düzenleme getirilmiyor? Neden herkes kafasına göre takılıyor? İşte bundan dolayı kafasına göre takılıyor. Yani erişime engellenen bir sistem var. Erişime engellendiği zaman ne oluyor? Otomatik olarak onların hedeflemiş oldukları emisyon oranlarında hem fiyat artışlarıyla hem de erişime engellenen hususların stok sayısında yasaklama, kısıtlama veya bir yerlerde bulundurma, depolama diyelim. Onları geriye doğru götürme diyelim, yani ileriye değil de geriye doğru götürme. Yani bulunduğumuz ihtiyaç alanlarımızın tamamen eksildiği bir durum bu. Bunu da yapay bir şekilde, yani suni bir şekilde önümüze getiriyorlar bu engelleri. Mesela şimdi yakında su kısıtlamaları gelecek. Fakat bu su kısıtlamaları suyun olmadığından dolayı değil, suya erişimin yasaklanması gerektiğinden dolayı bunu söylüyorlar. Çünkü su nedir? Bir hayat kaynağıdır ve ihtiyaç alanıdır. Suyun diğer emisyon alanlarında kullanılmasından dolayı suyu kısıtlamak istiyorlar. Yani siz suyla her şeyi yapıyorsunuz. Binayı da suyla yapıyorsunuz. Toprağı da suyla yeşil hale getiriyorsunuz. Ormanları, ağaçları, yaşamınızı, vücudunuzu, insan vücudunun bir bölümü sudur biliyorsunuz. Yani bizim suya ihtiyacımız sadece kendimize ait değil, doğanın bütün alanında, bütün enerji sistemlerinde, bütün üretim mekanizmalarında su ihtiyacı var. Ama suyu da işte bundan dolayı sözde karbon emisyonunu düşürmek adına suyu yasaklayacaklar ve su kısıtlaması gelecek. Su kanunu getirilecek Mukaddes Hanım. Yani biz şu an iklim kanunu üzerinden gidiyoruz ama aynı zamanda su kanunu getirilecek. Su kanunu 2025 yılında getirilecek. Ve 2025 yılında getirilecek olan su kanununda insanların duşa girip çıkması, lavabolara girip çıkması, kıyafette, gıdada kullandıkları suların büyük bir kısmına kısıtlama getirilmiş olacak. Zaten yapay etlerin, yapay gıdaların, suni gıdaların önümüze getirilmek istenmesinin altyapısı bundan dolayı oluşturuluyor. Yani su kısıtlanırsa gıda kısıtlanır. Gıda kısıtlanırsa enerji sistemleri ve üretim kısıtlanır. Bu da ne oluyor? Yapay olanları mecburi hale getirmeye çalışılıyor. Yani yapay et ne yapacak? Hayvancılığı yasaklayacak, eti, doğal eti yasaklayacak. İşte bu, bundan kaynaklanıyor. Şimdi bakın önümde bir belge var. Nedir bu belge? Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Tutanak Dergisi diyor, değil mi? Tutanak Dergisi. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi sayfasından indirebilirsiniz. Şimdi bu tutanaklarda, bakın bu tutanaklarda ne yazıyor? Ben size söyleyeyim. Bu tutanaklarda
satır aralarında Paris İklim Anlaşması ile alakalı hususlar var. Yani burada diyor ki mesela, tabii yazı küçük olduğu için görme imkanınız olmayabilir. Görünmüyor. Burada diyor ki mesela, evet iklimi diyor insanlar değiştirir diyor. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki notları ben size aktarıyorum. İklimi diyor insanlar bozdu. Bizim buna bir engel getirmemiz gerekiyor. İşte petroldür, et yememektir, süt içmemektir. Bakın burada yazıyor. Et yemeyeceğiz diyor. Yani Çin küçük olduğu için gösteremiyorum. Ama bu belge. Bu belgede buğdayların yasaklanması, yani buğday üretiminin azaltılması, pirinç tarlalarının yasaklanması, yani pirinç üretiminin azaltılması ifadesi yer alıyor. Et ve süt tüketiminin azaltılması yazıyor. İşte olayların neden komplo olmadığını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan görebiliyoruz. Bunlar tabii detaylı bir şekilde ifade ediliyor. Bizim şu anda yaşadığımız fiyat artışlarından tutun da hayvanlarla süt, et, gıda üretimi, gıda stoğunun azaltılması vesaire bunların tamamı işte bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 Ekim tarihinde, 5 Ekim 2021 tarihinde getirilen Paris İklim Anlaşması'nın taslağında yer alan ifade. Neden buğday tarlalarının yandığını şu anda sorusunun cevabını size vermiş oluyorum. Peki ormanlar niçin yanıyor? Bakın ormanlar niçin yanıyor? Ormanlar neden yanıyor biliyor musunuz? Ormanlar da bu karbon ayak izi meselesinden dolayı yanıyor ve yakılıyor. Yani yanıyor değil, yakılıyor. Bilerek kasti bir şekilde ormanları lazer sistemine Tabii yakılıyor. tabii. Bu lazer sisteminin yani ormanları ve buğdayları yakan lazer sisteminin patentleri dahi var. Yani patentleri alınmış bir sistem bu. Ormanları yok sigara izmariti yaktı yok filan kişi. Bunların tamamı yalan ve hikaye. Bu işin kılıfı. Yani bir olay var ediyorlar. Bu olaya hemen bir kılıf buluyorlar. Bu kılıfa da insanları medya yoluyla propaganda ve algıyla ne yapıyorlar? İkna ediyorlar. Hayvanların yok edilmesine de neye bağlıyorlar? İklim krizine bağlıyorlar. Ormanların yanmasını iklim krizine bağlıyorlar. Ve buğdayların yanmasını iklim krizine bağlıyorlar. Yahu iklim krizi diye bir şey yok. İklim krize girmez. İklimle oynarsan, iklimi bozarsan, iklime müdahale edersen iklimi işte o zaman krize sokmuş olursun. Küresel ısınma safsatasını ne dediler geçen yıl? İfadeyi değiştirdiler. Küresel kaynama dediler. Sonra iklim krizi algısı, iklim krizi kılıfına yerleştirmiş oldular. Küresel ısınma ifadesini meşru hale getirmek için ormanları yakıyorlar. Tekrar söylüyorum. Küresel ısınma ifadesini yani bunların bizlere sunmuş oldukları gerekçeyi meşru hale getirmek için ormanları yakıyorlar. Çünkü ormanların olduğu bir yerde küresel ısınma olmaz. Ormanın olduğu bir yerde nem oranı düşüktür. Ormanın olduğu yerde ormanın olduğu yerle ormanın olmadığı yer arasındaki sıcaklık farkı da hemen hemen aynı değildir. Çünkü ormanlık alanlar daha serindir. Havadaki kötü nemi kendisine çektiği için insana bir rahatlık verir. Mesela ağaçların altında oturduğunuz bir kafede çay içiyorsunuz, örnek veriyorum. Niye orada oturuyorsunuz? Sıcak havalarda serinlemek için, biraz böyle rahatlamak için. Ama hiç ağaçların olmadığı, ormanın olmadığı bir yerde açık alanda şu an çay içtiğiniz zaman ne olur? Sıcaktan oturamazsınız. Mutlaka bir gölgeye gidersiniz. Bu kadar basit. Ormanları yakma sebepleri küresel ısınmayı meşru hale getirmek için bunu yapıyorlar. Hatta bununla ilgili biliyorsunuz ki çalışma vardı. Bunu hem dünyada hem de Türkiye basında ulusal medya yer vermişti. Bill Gates'in iklim değişikliğinin çaresi olarak bulutlarda binlerce dolar bağışladığı bir proje var. Yapay bulut projesi. Yani sözü küresel sıcaklığın önüne geçmek için bunu yapıyor değil mi? İşte iklimi bozan bu alçaklar, bu namussuzlar, bu şerefsizler. İklimi bozuyorlar. Ondan sonra da iklim krizi var diyorlar. İkinci pandemi. Az önce bahsettiniz. Bizim konularımızdan bir tanesi de pandemi taslağı ile alakalıydı. İkinci pandemi de iklim üzerinden gerçekleşecek. Yani iklimsel olayları pandemi olarak ilan edebilecekler. Ne demek bu? Şu. Bakın şimdi ben size bu Dünya Sağlık Örgütü'nün taslağı şu anda benim elimde. Şimdi biz belgelerle konuştuğumuz için bize yasak ve kısıtlamayı çok rahat bir şekilde getiriyorlar.
ve ekranlara biz çıkarılmıyoruz. Mesela ben sosyal medyada beni yayın alan tek kişisiniz. Net söylüyorum. Beni yayın alan tek kişisiniz. Bir arkadaşımız daha var. İki kişi sosyal medyada beni yayın alabiliyor. Diğerleri yayın alamıyor. Neden alamıyorlar? İşte bazıları olayın sadece tozunu alıyor. Yani üzerindeki tozunu anlatıyor. Kardeşim detaya inseniz de anlatsanız bu insanlara gerçekleri. Bu taslakta ne yazıyor? İnsanların ne gibi baskılar getirilecek? Evet. Yani bundan nemalanmak yerine bu planları anlatıp ona göre tedbirlerimizi almak bizim için ve insanlar için çok önemli bir durum. İşte bu taslak şundan kaynaklanıyor. Bu taslak Dünya Sağlık Örgütü'nün Mayıs ayındaki taslağında diyor ki hayvansal, çevresel, iklimsel ve gıdasal olumsuz bir durum olduğunda yani bir kısıtlama söz konusu hale geldiği zaman Dünya Sağlık Örgütü yetkiyi devraldığı zaman o karar verebilecek. Yani senin ne kadar su içebileceğine, ne kadar yemek yiyebileceğine, ne kadar et tüketebileceğine, ne kadar hayvan besleyebileceğine, ne kadar kedi köpek bulundurabileceğine, ne kadar inek koyun kuzu bulundurabileceğine bu taslak karar vermiş oluyor. Yani tartışmalı taslak buydu. Mayıs ayında yani geçtiğimiz aylarda Mayıs ayının sonunda 30 Mayıs'ta kabul edilmemişti. Fakat 1 Haziran akşamına kadar devam eden bu taslağı kabul edilmedi deyip medyaya servis ettiler. Bazı arkadaşlar da bu yanlışa düşüp Dünya Sağlık Örgütü'nün taslağının kabul edilmediğini paylaştılar. Bu doğru bir bilgi değildi. Çünkü 1 Haziran gecesi taslak onaylandı. Yani UST taslağı Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası sağlık tüzüğü dediğimiz taslağını gece vakti onayladılar. Hemen hemen bütün ülkeler bu taslağa onay vermiş oldu. Peki pandemi dediğimiz bu taslağın anlaşması imzalandı mı? Hayır, anlaşma imzalanmadı. Sadece taslak onaylandı. Buradaki fark bu. UST taslağı onaylandı. Fakat henüz imzalanmadı. Ne zaman imzalanacak? Önümüzdeki 6 ay içerisinde bu taslağa imza atılmış olacak. Şimdi ikinci pandemi hazır şu an. Şu anda hazır. Simülasyonları yapılıyor. Tatbikatları yapılıyor. Fakat dünya ülkelerinde şu anda dünyada 125 ülkede seçim var. Yani şu anda dünya ülkelerinde 125 ülkede seçim var. Bunun bir kısmı yaptı seçim. Türkiye'de de yerel seçim vardı. Mart ayında biliyorsunuz ki yeni seçimden çıktık. İşte Mart ayında Türkiye'de seçim vardı. Diğer ülkelerde de halen devam ediyor. İşte Azerbaycan seçimini yaptı. Venezuela seçimini yaptı. Amerika'da Kasım ayında seçim var. Amerika'daki seçimler bu sürecin aslında kilit noktasıdır. Yani düğüm burada çözülmüş olacak. Biden ve Trump arasındaki ulusalcılar ve küreselciler kendi aralarındaki tartışma ve kendi aralarındaki iç çekişme bu seçimde ortaya çıkmış olacak ve netleşmiş olacak. Küresel politikalar da bu seçimle birlikte daha belirgin hale gelecek. Eğer yeni bir pandemi ilan edilecekse de bu pandemi bu seçimden sonra meydana gelecek. Ondan dolayı 2024'te Mayıs ayındaki taslağı hemen imza attırmadılar. Çünkü bir tepki olabilir, halklardan bir tepki gelebilir diye sadece UST'ye onay verdiler. Bilmemiz gereken durum bu. Cenevre'de Mayıs ayının sonunda biliyorsunuz ki birçok ülkeden bizim gibi özgürlüğünü savunan, temel hak ve özgürlükleri savunan, fıtratını savunan, doğayı, ülkesini, egemenliğini savunan insanlar Cenevre binasının önünde toplandılar ve bu konuya karşı yürüyüş yaptılar, miting yaptılar, konuşmalar yaptılar. Bizim de ülkemizden Doktor Bilgehan Bilge gitmişti. Biz kendimiz göndermiştik ve havalimanından da bizzat kendim uğurladım. İşte tüm mesele bu. 2024 yılı seçim yılı olması nedeniyle bu durum şu an askıya alınmış gibi gözüküyor. Fakat tatbikat ve simülasyonda 2025 ile 2028 arasında pandemi gözüküyor. Söyleyeyim. 2025 ve 2028 arasında pandemi gözüküyor. Bu pandeminin ismi ne? Bu pandeminin ismi tek sağlık pandemisi. Bakın duymadınız. Tek sağlık pandemisi, planlemesi yani. Hatta 2 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nde 176 milyon dolarlık kuş gribi aşısı anlaşması yapıldı. Kiminle? Moderna firmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne daha yeni birkaç gün önce 176 milyon dolarlık kuş gribi aşısı sözleşmesi yapıldı.
kuş gribi aşısı derken sadece kanatlı hayvanlara ilişkin bir proje değil bu. Kanatsız hayvanlar için de bir proje bu. Mesela kedilerin toplatılması olayı çok yakında gündeme gelecek. Ve tıpkı odun ateşinde ekmek pişirmenin yasak olduğu gibi, yasaklandığı gibi Çorum'da kedileri de evde bulundurmak yasaklanacak. Sokakta bulundurmak zaten yasaklanacak. Neden yasaklanacak? Karbon ayak izinin bir kolu var. O karbon ayak izinin bir kolu pati ayak izidir Mukaddes Hanım. Yanlış Başka bir duymadınız. şey ilave edeceğim burada Ali Osman Önder. Buyurun. Bundan sonraki süreçte veba gibi farelerle bir pandemi düşündükleri için ilk hedefleri kedileri yok etmek, kedileri ortadan kaldırmak. Bunu da parantez içinde söylemiş olayım. Belki haberin var, belki haberin yok. Ama veba gibi inanılmaz bir plandemi geliyor. Aynen Ondan öyle. kuş Yani gribinden bizim sonra geliyor o da. kesinlikle yani insan fıtratını bozanlar hayvanların fıtratıyla bozdular, oynadılar. Doğanın fıtratıyla bozdular, oynadılar. Şimdi bunun algısı, süsü, püsü her şeyi hazır. Fakat şu an biliyorsunuz yaz dönemi olduğu için biraz insanlara serbest bıraktılar. Kış dönemi gelince yine aynı hikayelerle benzer haberler, benzer propagandalar yapacak. Köpeklerle alakalı aslında algı operasyonları da bu kapsamda. Çünkü kedilerin toplatılmasını meşru hale getirmek için köpekler üzerinden operasyon Tabii. yapılıyor. Kanatlı hayvanların toplatılması için yine aynı operasyon üzerinden bir plan yürüyor. Bakın geçen sene kuduz aşısı siparişi verildi ve bunun ihalesi yapıldı. Twitter'da paylaşmıştım. Geçen sene milyonlarca aşı alındı. Kuduz aşısı. Fakat bu aşıları havadan aşılama yöntemiyle tilkileri aşılayacağız algısıyla başladılar. Bu ihaleyi de yine hayvanlar üzerinde uygulayıp çevremizde ve doğamızda etrafımızda ne kadar canlı türü varsa bunları karbondan arındırma adı altında işte kedileri yok ederseniz ne oluyor? Fareler cirit atıyor. Köpekleri ortadan kaldırdığınız Yaptılar zaman ne ya oluyor? zaten bir dönem farelerle yani veba salgınları aldı yürüdü Avrupa'da yıllarca Ali Osman Önder biliyorsun. On Evet, binlerce yüz aynen öyle. binlerce insan farelerden bulaşan veba ile öldüler. Viyana'da anıtları bile var Graben'de. Aynen öyle. Şimdi zaten biliyorsunuz ki İspanyol gribi dediler geçmiş yıllarda bunun benzerini Covid ile yaptılar. Covid tiyatrosuyla insanlara gerekli mesajı vermişlerdi. Nasıl bir mesajdı o? Hatırlayalım, sokağa çıkma yasağında şu algıyı verdiler televizyon kanallarında. İnsanlar sokağa çıkmadığı zaman doğa temizlendi, yeryüzü, gökyüzü temizlendi, karbondan arındı, karbon ayak izi emisyonları düştü. Yani karbon emisyonu düştü, küresel sıcaklık artışı düştü diye yalan yanlış haberler yaptılar. Yani o bir neydi? Fragmandı. Şimdi bunu iklimde karbon emisyonunu düşürme taahhütleri verildiği için Türkiye bu taahhüde imza attı. 2030 ve 2050 iki tarih verdi burada. Dedi ki Türkiye, ben Türkiye'den örnek veriyorum, diğer ülkeleri saymıyorum. Türkiye karbon emisyonunda dünya sıralamasında 22. sırada. Yani 20-22. sıralarında filan. Yani dünyada en çok karbonu salan Çin ve dünyada en çok karbonu bırakan Hindistan ve dünyada en çok karbonu bırakan Amerika ve dünyada en çok karbonu bırakan küresel örgütlerin bulunduğu ülkeler bunlar. Yani küresel firmaların bulunduğu ülkeler. Mesela Coca-Cola'dan örnek verelim. Coca-Cola Türkiye ve dünyadaki en çok karbon bırakan, en çok plastik atık bırakan, en çok su tüketimi yapan bir firma. Ve bu firmaya yönelik bir yaptırım olmadığı gibi geçtiğimiz aylarda Dubai'de yapılan iklim zirvesinde Mukaddes Hanım, İklim zirvesinin sponsoru kimdi biliyor musunuz? Coca-Cola'ydı. Yani Coca-Cola'nın sponsorluğunda iklim zirvesi toplantısı gerçekleşti. Bu Şaşırdın kadar mı? saçma salak bir Şaşırdık mı? durum. Şaşırdık Evet. mı? Ben şimdi Şaşırmadık. Aynen. Ve şöyle de bir durum hepsi var. aynı. Hepsi aynı. Senle konuştuğumuz geçen yayında ne demiştik?
Sıvıyı bulan da, virüsü bulan da, tarıma bakan da, ekonomiye bakan da, uyuşturucuya bakan da, silaha bakan, hepsi tek patronun elinde aslında. Kolanı Tabii da ki. elinde bulunduran, iklimi de zaten götüren, karbon ayak izini halleden 15 dakikalık şehirleri hepsi aynı. Elinde bir belge var. Şimdi size de göstereyim bu belgeyi. Bu Rockefeller Vakfı'nın bir raporu. Aralık 2016'da yayınlandı. Ben şöyle göstereyim size. 2016 yılında. Rockefeller Vakfı şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne henüz getirilmemiş olan ama mevcutta eski bakan olup da tekrardan bakan olarak görevine geri getirilen Murat Kurum'un hazırlamış olduğu iklim kanunu taslağının talimatı buradan geliyor. Yani Rockefeller Vakfı'nın hazırladığı bir taslak, iklim kanunu taslağı. Bu Rockefeller Vakfı'nın hazırladığı iklim kanunu taslağında Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan işbirliğinde iklimle alakalı kısıtlamaların ve yasakların gelmesinden bahsediyor. İşte bu rapora göre. Bu rapora göre Paris İklim Anlaşması şekillendi. Bu rapora göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu yasak ve baskıların getirilmesiyle alakalı hususlar yer aldı. Peki bunların ana temel kaynağı nedir? Ana temel kaynağı da işte şu yuvarlaktır. Yani küresel amaçlar doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma amaçları. Yani Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları. Hemen bunun arkasında da Türkiye ile alakalı projeler var. Mesela şu anda elimde bütün illerin iklimle alakalı projeleri var. Bu projelerde ormanların yanması, buğdayların yanması, yapay depremlerin oluşması, akıllı şehirler projelerine geçiş. Bunların tamamı aynı çatı altında, az önce ifade ettiğiniz gibi aynı taslakta, aynı kol. Bunlar bir ahtapot. Bakın burada bir ahtapot işareti var. Yani adamlar diyor ki kelle biziz, yani kafa biziz, diğer konular, diğer hususlar, diğer kollar da bizim ahtapotumuzun kolları diyor. Yani net olarak burada ifade etmiş oluyor. İşte pandemi anlaşması dediğimiz tek sağlık anlaşması adı altında yeni bir pandemi ve yapay savaşlar, yani savaşlar, depremler, yangınlar, bunların hepsi tek bir çatı altında ilerliyor. Mesela Gazze'den örnek verelim. Milyonlarca ton oraya karbon bırakıldı. Bomba atıldı, insanlar öldürüldü, katledildi, soykırıma uğradı. Tek taraflı bir katliam orada yaşanıyor. Ancak bu katliam yaşanırken de o katliamı gerçekleştiren Netanyahu ne demişti hatırlayalım. Biz yaşayanın kehanetlerini uyguluyoruz demişti. Nedir bu kehanetler? Bu kehanetler kan akıtmak, ritüeller üzerinden, semboller üzerinden, rakamlar üzerinden bunu gerçekleştiriyorlar. Yani orada çocukların ölmesi, ölmemesi, katliama uğraması, uğramaması bunların vicdani boyutunda hiçbir zaman olmadılar. Dünya ülkeleri hiçbir zaman bunun vicdani boyutunda olmadılar. Olsalardı Aralık ayında düzenlenen iklim zirvesinde Netanyahu'yu orada krallar gibi karşılamazlardı. İsrail Cumhurbaşkanı orada krallar gibi karşılamazlardı. Ve orada iklim zirvesinde 197 ülkenin temsilcilerinin arasında bu adam poz verdi. Yani hiçbir dünya ülkesinin umrunda değil. Türkiye'nin de umrunda değil. Türkiye'de Gazze ile yapılan mitingler tamamen gaz alma operasyonu. Halen orada katliam devam ediyor. Ama bize çözüm sunması gerekenler ne yazık ki bu hususu bir plan dahilinde yürütüyorlar. Şu an yaşadığımız her şey bu plan dahilinde ilerliyor. Bizim algılarımızı, bizim düşünmemiz gereken şeyleri insanların önüne getirmeyelim diye, insanları ekonomik baskıyla, geçim sıkıntısıyla, maddi zorluklarla, kira artışlarıyla, gıda artışlarıyla, enflasyonu daha da yükseğe çekme anlamında bizim bu konulara eğilmemeyiz, eğilmeyelim. Bunları anlatmayalım, bunları insanlar sorgulamasın, kafasını gözünü kaldırmasın. Medyada neyi veriyorsa onu alsın, geçim sıkıntısıyla boğuşsun ama bu yasakları da getireceğimiz yeni düzeni de kabul etsin anlamında. Dördüncü sanayi devriminin aslında biz şu an bunun acılarını yani bize dayattıkları planları çekiyoruz. Fiyat artışlarının sebebi sadece siyasi istikrarsızlık, sadece beceriksizlik değil, sadece liyakatsizlik değil. İşte Paris İklim Anlaşması
maalesef ki metan gazını azaltma, fosil yakıtları azaltma, sera gazını azaltma anlamında bu üçüne ait olan bütün hususların fiyatlarını tavan yaptırarak insanların alım gücünü ne yapıyor? Düşürmüş oluyor. İşte burada karbon hesaplaması devreye giriyor. Hatırlayalım. File Market ne yaptı geçtiğimiz haftalarda? Dedi ki ben nakiti ortadan kaldırıyorum. Neden nakiti ortadan kaldırıyorum dedi. Bu zaten nakit kullanan insan yok ki diyeceklerdir belki de. Hayır efendim. Bu bir şu an tercihe bağlı. İsteyen kartla ödeme yapıyor, isteyen kredi kartıyla, banka kartıyla veya nakit olarak harcama yapabiliyor. Ama siz nakiti tamamen ortadan kaldırdığınız zaman özgürlüğünüzün bittiği anlamına gelir. Nakiti ortadan kaldırmak özgürlüğü sonlandırmak demektir. Nakiti ortadan kaldırmak ulusal egemenliği tehdit etmek demektir. Nakiti ortadan kaldırmak ulus devletlerin insanlarını, halklarını, milletlerini, Türk milletine boyun eğdirmek demek. İşte dijital para dönemi bu nakit paranın ortadan kalkmasıyla ne olacak? Hayatımıza Sen entegre kontrolü edilmiş olacak. olmadan, onların haberi olmadan 1 liranı bile kullanamayacaksın demek anlamına geliyor. Kesinlikle. Yeni Şimdi bir de çıkan bir şöyle bir kanuna durum var. göre Ali Osman Önder artık her yerde bir adet, bir çeşit bankanın kredi kartı POS cihazı olmak zorunda. Haberin var mı? Artık biz bir Evet. tosçuya gidiyorduk. Bir gariban böyle nakit veriyor. Diyor ki abla yok. Kredi kartı yok diyor. Hatta bugün konuştuk. Şimdi artık o da ortadan kaldırılıyor. Herkesin bir tane kredi kartı olmak zorunda. Yarın başka kanunlar gelecek çünkü bunun Evet. arkasından. Evet. Şimdi işte dedim ya hep böyle bir şeylerin kılıfını hazırlayıp devam ediyorlar. Yani iklimi bozuyorlar, iklim krizi var diyorlar. Hayvanların gazı zarar veriyor deyip yapay eti hazırlıyorlar. İşte su çok fazla tüketiliyor deyip suyu ve gıdayı kısıtlıyorlar. Bunların tamamı bir operasyon. Fakat bunu sizin gibi, bizim gibi ya da bizim yayınlarımızı dinleyen, izleyen insanlar haricinde eğer sorgulanmazsa, eğer bu sahte düzene karşı çıkılmazsa ne yazık ki reddetmek diyoruz. Reddedilmezse ikinci zeka testinden insanlar sınıfta kalacak. Ve bir parantez açıyorum. Covid bir zeka testiydi. Fakat iklim ve devamındaki oyunlar kıvrak zeka testi. Yani ben şu anda bir ifade eklemiş oldum. Covid bir zeka testiydi. Not alıyoruz. İklim ve diğer oyunlarda kıvrak zeka testi. Ne demek kıvrak zeka testi? Yani bunun daha farklı bir oyun olduğunu, daha çok insanların aklının sorgulaması gerektiğini ve düşünmesi gerektiğini ifade eden bir zeka sınavı olduğunu bunu anlamak gerekiyor. Bunu profesör olmanız, doktor olmanız, öğretmen olmanız, savcı olmanız, avukat olmanız, işçi, çiftçi, dişçi olmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Zeka yani kıvrak zeka testi sorgulayan akıl, akıl sahipleri, akıl yoksunları değil, İnsanın akıl ham sahipleri. maddesi nedir? Onu bir sormak lazım. İnsanın ham maddesi karbon. İnsan karbondan yapılmış bir şeydir. Yani karbon dediğinizde ilk akla gelen insan olmalı. Sadece büyükbaş hayvanlar falan değil. Sonuçta insana getirecek konuyu. Ali Osman Tabii. Önder. Zaten şöyle söyleyeyim Mukaddes Hanım. Burada karbon ayak izi dediği zaten insana hizmet eden, insanın varlığını ayakta tutan, insanın çevresini, gücünü, mali, maddi, manevi gücünü ayakta tutan unsurların etrafımızdan yok edilmesi demektir. Karbon ayak izinin bir şeması vardı. Sizin yayınlarınızda ben çok sık gösterdim onu. Hani bir ayak izi vardı. Yeşil bir ayak izi. Size de göndermiştim onu. O ayak izinin etrafında ne var? İnsana hizmet eden unsurlar var. İnsanın hayatını ve yaşamını devam ettiren unsurlar var. Siz onları hayattan çektiğiniz zaman, karbonu hayattan çektiğiniz zaman insanın pilini, insanın fişini hayattan çekmiş olursunuz. İfade ettiğiniz gibi insan bir karbondur. Karbon eşittir insandır. Nefes alıp veren her şeydir. Çünkü bizim vücudumuzun hemen hemen tamamına yakını karbondur. Bakın mesela ben şu an konuşuyorum, karbon üretiyorum. Kıyafet giyiyorum, karbon üretiyorum. Kalbim atıyor küp küp, karbon üretiyorum. Vücudumun içerisinde dolaşan kan
Bunlar bir karbondur. İnsanın yaratılış ve fıtri özellikleri karbonla yoğrulmuştur, çamurla yoğrulmuştur, suyla yoğrulmuştur. Bizim her alanımız bir karbon. Net sıfır emisyon dedikleri net sıfır insan demektir. Net sıfır emisyon, net sıfır insana giden proje ve plan demektir. Yani önümüzdeki dönemde yok ben kariyer sahibi olayım, yok çocuklarım üniversiteye gitsin, yok şöyle, bence bu masraflara şu an için girmemeye çalışın. Yani ekstra lüks bir masraf yapmamaya çalışın. Neden? Neden? Bakın 12. Kalkınma Eylem Planı yayınlandı. Ne zaman yayınlandı bu? 11. Kalkınma Eylem Planı değil. O bir önceki sene. 12. Kalkınma Eylem Planı'nın Ekim ayının sonunda yayınlandı. 12. Kalkınma Eylem Planı yaklaşık 950 tane maddeden oluşuyor. Bu maddeleri tek tek okudum ben. Bu maddelerin tamamında ne var biliyor musun? Hayatınızın bütün düzeni değişecek. Değiştirecekler. Ve bunu bir yasak kapsamına alacaklar. İşte bu yasak kapsamının 950 maddenin yarısı iklim kanunuyla ilişkilendirilecek. Diğer yarısı su kanunuyla ilişkilendirilecek. Diğer yarısı da emisyon hareketleri ve dijital parayla birleştirilmiş olan, entegre edilmiş olan nakitsiz toplum, dijital para birbirine entegre edilmiş olacak. Yani Türkiye Merkez Bankası dijital para birimiyle dijital kimlik sistemi entegre olacak. Yanlış duymadınız. Neden apartmanlara, binalara şu anda akıllı saatlere zorunluluk ifadesi getiriliyor? Yani sizin binanıza akıllı saatler takılacak değil mi? Akıllı şehirler, akıllı evler, akıllı binalar, akıllı çocuklar ve çocuklar kısmı. Buradan uyarıyorum. Diyorum ki arkadaşlar bakın biz bu karbon ayak izi meselesini anlattığımızda gündemde yoktu. Bizim Mukaddes Hanım'la yayın yaptığımızda karbon ayak iziyle ilgili yayın yaptığımızda kesinlikle, henüz Türkiye'de doğrusu konuşulmuyordu. İlk seninle yaptım. Bilmiyordu. Kesinlikle. Evet. Ve bizim bu karbon ayak iziyle alakalı sahada yaptığımız eylemin tarihi bile 2,5 sene önce. Evet. Yani 2,5 sene önce insanları Covid'le oyalarken Paris İklim Anlaşması onaylandı. İnsanları Covid'le oyalarken karbon emisyonu meselesi, dijital kimlik meseleleri onaylandı. Şimdi bu 950 maddede yer alan ifadelere dayanarak söylüyorum. Kendinizi makam, mevki, kariyerden ziyade insan kalabilme mücadelesini ayakta tutmaya bakın. Çünkü ilerleyen dönemde siz bunu şu an ayakta tutarsanız ilerleyen dönemde dünyanın elitleri sizler olacaksınız. Yani dünyanın elitleri nasıl ki şu an baskıyı bize uyguluyorlar. Aslında dünyanın elitleri onlar değil. Evet. Dünyanın elitleri ve dünyanın sorgulayan insanları sizlerden, bizlerden ve sorgulayan insanlardan oluşacak. İşte bu 950 maddede bakın neler yazıyor. 1. Su kanunu gelecek. 2. Nesnelerin, bedenlerin interneti adı altında çipler devreye girecek. Nesne kim? Biz. Beden kim? Biz. Bedenlerin interneti kim? Nesneler kim? Nesneler işte etrafımızdaki canlı varlıklar ve elektronik 6G, eşyalar. 6G'nin vericisi biz olacağız. Artık 6G'de evet. Direkt mirek dikmelerine bilmem verici santral gerek kalmayacak. Biz çiplendikten sonra ben yürüdüğüm yerde herkesle iletişime geçeceğim. Hiçbir şekilde başka bir şeye ihtiyaç duymayacaklar. Zaten dertleri bu. Evet 5G, 6G, 7G. 5G hayvanlarla alakalı genelde ağırlıklı olarak kullanılacak. 6G ve 7G'de transhümanizm sistemine giden yani dijital insan modunda ilerleyen bir plan dahilinde isimlendirilecek. Fakat insanlara hiçbir zaman bunları anlatılmayacak. Sadece hızlı internet, hızlı film izle, hızlı dizi izle, daha hızlı indirme işlemleri yap algısıyla ilerleyecekler. İlerleyen dönemlerde bu 12. kalkınma eylem planlarında uzaktan eğitim kalıcı olacak. Yani online eğitim. Öncelikle bunu şöyle yapacaklar. Emisyon azaltımına gidiyoruz diye tasarruf tedbirleri adı altında öğretmen sayısını düşürecekler. Kamuda personel sayısını düşürecekler.
kamu kurumlarının sayısını düşürecekler. Yani atıyorum Türkiye'de diyelim ki 20 milyon okul binası var. 20 milyon. 25 milyon da öğrencisi var. Öncelikle bu okul sayılarını düzeltecekler. Yani düşürecekler. 20 milyon okul varsa 5 milyona düşürecekler. 20 milyon öğrenci varsa 5 milyona düşürecekler. İşte bu şekilde düşürme metotlarıyla ve fiyat artışlarıyla insanların tedavi olamaz. Eğitim göremez, seyahat edemez, benzin alamaz seviyeye getirecekler. İşte o zaman da bunları bize bir çözüm yolu, bir çözüm noktası diye lanse edecekler. Dijital paradaki husus şöyle. Şimdi kriptoyla dijital para arasında da fark var. Aslında o da bir dijital para. Fakat şu an kripto farklı bir kavramda ilerliyor. Ama tek çatı altında olacağı için genel bir açıklama yapayım. Dijital para temas edemeyeceğiniz bir para. Dokunamayacağınız bir para. Harcama yapamayacağınız bir para. Ve sizin ihtiyaç anında asla bir yere gönderme, çekme, ihtiyacınızı giderme anlamında kullanılacak bir para değil. Dijital para soyut bir para, somut değil. Yani nakit ortadan kaldırmaların sebebi bu. Dijital parayla yaşam, gıda, enerji erişimleri şekillenecek. Yani sizin dijital paranıza göre bir gıda alımı, sizin dijital paranıza göre bir enerji tüketimi ve sizin dijital paranıza göre kıyafet tüketimi olacak. Ve tekstil fabrikaları ilk kapanacak olan, ilk darbeyi yiyecek olan sektör olacak. Karbon yasaklarına. Tekstil, kıyafet. Senede 3 defa kıyafet izni verilecek. Yanlış duymadınız. Senede 3 defa. Peki, ya Ali Osman Bey bunları anlatıyorsun da, bunları çok güçlü gösteriyorsunuz da, hayır efendim güçlü göstermiyorum. Bunlar insanların konfor ve keyif alanlarını test ediyorlar. Yani insanlar aklını mı tercih ediyor, yoksa konforunu mu tercih ediyor? Bu buradaki ifadeyi ve buradaki kavramları net bileceksiniz. Eskiden atalarımızın metotları nasıldı? Eskiden atalarımız bu imkanlara sahip değilken nasıl önlemler alıyorlardı? Nasıl tedbirler alıyorlardı? Nasıl kural ve kaidelere uyuyorlardı? Veya nasıl bir yaşama sahiptiler? Buna önce vakıf olacaksınız. Çünkü bizi öncesi döneme, şimdi 3. Dünya Savaşı gündemde değil mi? İsrail sürekli ortalığı karıştırıyor. Bir Gazze'ye saldırıyor, katliam yapıyor. Bir Lübnan'a saldırıyor. Bir İran'la alakalı konular gündeme geliyor. İran Cumhurbaşkanı bir helikopterle ölü bulunuyor vesaire. Hepsi bunların bir plan dahilinde ilerliyor. Ve Türkiye'de özellikle bir pilot ülke olduğu için Türkiye bu işin karargahıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün kuralları ve yasaları ve uygulamış olduğu metotlar nerede karar alınıyor biliyor musunuz? Gaziantep'te bölge ofisinde bu kararlar alınıyor. Bölge ofisinde. Dünyada küresel örgütlerin kullanmış oldukları karargah Türkiye, Ukrayna, Almanya ve Fransa'da belli başlı bölgelerde. Amerika'da çok rahat değiller. Amerika bu işin üstü ama Amerika'da buna uymayan valiler var. Amerika'da buna uymayan bölgeler var. Mesela Covid döneminde yasakları Texas eyaleti fazla uygulamadı. Mesela Amerika'da Amişler grubu var ve bu Amişler grubu kendileri arasında organik bağla yaşarlar. Yani sağlık sistemleri kendi arasındadır. Gıda sistemleri kendi arasındadır. Üretimleri kendi arasındadır. Seyahat, evlenme, evlilik, çoğalma, çoluk, çocuk, kaynaşma her şey kendi arasındadır. Amerika'da durum biraz daha farklı olduğu için küresel kararga Türkiye bir numaradır. Niye bir numara? Bakın Ataşehir'de biz bunu geçen sene de konuşmuştuk Mukaddes Hanım'ın yayında. Ataşehir'de İstanbul Ataşehir'de bir karargah kuruldu. Nedir bu karargah biliyor musunuz? Tek dünya devletinin ekonomik ve dijital para yani Merkez Bankası'nın idare merkezi nereye taşındı? Finans merkezine taşındı. Nerede bu finans merkezi? Ataşehir'de otobanın üzerinde. Buranın yolu, buranın suyu, buranın altyapısı, buranın marketi, buranın karakolu, buranın savcısı, buranın hakim, her şey farklı. Her şey farklı. İstanbul'un göbeğinde bu. İstanbul'un göbeğinde. Peki biz Dünya Sağlık Örgütü'ne bu yetkiyi vermişiz. Dünya Sağlık Terör Örgütü'ne, bahçesine, kapısına. Siz Dünya Sağlık Örgütü'nün bırakın bir memurunu orada orayı temizleyen, masasını silen çalışanına kimlik soramıyorsunuz yahu. Böyle bir yasak var.
Ve bunların maddi gelir giderlerini sorgulayamıyorsunuz. Mali şube müdürlerinin operasyon yapamayacağı tek bölgedir. Bakın, mali şube ekiplerinin operasyon yapamayacağı iki tane örgüt var. Biri Birleşmiş Milletler'in ofisidir, diğeri de Dünya Sağlık Örgütü'nün ofisidir. Bu yasayla, kanunla, maddeyle bu ne yazık ki bu çerçeve içerisine alınmış. Benim şu anda 6 ay boyunca oturup yazdığım kitabım 4 yayın evi tarafından sansürlendi, basamadılar. 800 sayfa, 2 tane kitap yazdım, basamadılar. Bu namussuzların bütün iç yüzünü anlatıyorum. Karbon yasaklarının, aptallıklarının, saçmalıklarının neler olduğunu, çözüm noktasının ne olduğunu, çocuklar üzerindeki projelerin ne olduğunu, her şeyini detaylandırdım. Halen basamadılar. Halen uğraşıyoruz. Halen bununla uğraşıyoruz. Nitekim böyle. Çocuklarınız ilerleyen dönemde en önemli hedef haline gelecek. Neden hedef haline gelecek? Bakın şunu söyleyeyim. 2023 ile 2028 tarihleri arasında bir genelge yayınlandı. Bu genelge şu anda 2024 yılı seçim yılı olması sebebiyle tam manasıyla kullanılamıyor. Ama bu genelge 2028'e kadar kullanılacak ve bunu herkes hissedecek. Nedir bu genelge? Çocuk genelgesi. Bakın, adı çocuk genelgesi. Ne demek bu? Çocuğun sağlığını, durumunu, cinsiyetini, ailevi durumunu, sosyoekonomik yönünü, psikolojik yönünü koruma altına alan güya. Koruma altına alan. Hayır, öyle değil. Bu genelgenin amacı şu. Bir aile, biz, kendiniz veya siz, bir aile çocuğuna eğer cinsiyet değişikliğini istemiyorsa, bakın, cinsiyet değişikliği bu proje dahilinde. Sakın yok onu özgürlük olarak değerlendirmeyin. Yok öyle bir dünya. Neden öyle bir dünya yok? Göstereyim ben size şimdi. Şimdi Birleşmiş Milletler'in belgesi bu. Yani bu iklim kanunu, karbon, aşılama, Covid, bunlar hepsi bu. Bakın şimdi açıyorum. Açıyorum. Bu bir. Şimdi o maddeyi bulacağım size. O maddeyi bulayım. Ondan sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Neden özgürlük olarak görmeyin? Bakın, Birleşmiş Milletler'in 5. maddesi. Ne bu? Toplumsal cinsiyet eşitliği. Peki görseli ne? Bakın bu. Çocuklarınız hele. Diğer maddelerde az önce sıraladığımız maddeler. Yani iklimiydi, dijital parasıydı, nakitsiz toplumuydu, karbonuydu, yapay zekasıydı, 5 5G'ydi, 6G'ydi, hayvanlar, kediler, köpekler, çipler aynı. 17 madde. 5. maddesi bu işte. Bu. Yani şu. Peki burada ne diyor? Ne diyor burada? Bakın, kadınlar ile kız çocuklarının güçlenmesi diyor. Ne nasıl güçlendirecek? Yani nasıl güçlendirecek? Aklınızı başınıza alın. Aklımızı başımıza alalım. Bu özgürlük anlayışına girmez. Bu sapkın bir sürecin toplumsal boyuta yayılması ve tek tip insan. Tek tip. Tek tip insan demek bu. Niye doğum oranları düştü? Neden doğumhanelerde doğum yapacak olan ailelere baskı yapılıyor? Neden sezaryana, neden özel hastanelerde doğum ücretleri çok pahalı? Çünkü insanlar çocuk yapmasın. Yapmasın, nüfus artıyor. O zaman atla köprüden. Niye yaşıyorsun ki? Nüfusun seni rahatsız ettiğini düşünüyorsan öl. Yani illa birilerinin sana bir şey yapmasını bekleme. Git öl. Git atla kendini fazlalık görüyorsan. Kardeşim, Allah sana bu dünyaya gelmeyi nasip ettiyse, sen nasıl bu dünyaya geldiysen, bu evrende doğanın dengesini var eden canlı varlıklar da bu şekilde ürüyor. Çamlar, ağaçlar, bitkiler, çiçekler, tohumlar, buğdaylar, pirinçler. Niye çiftçiler buğday ekiyor, pirinç çekiyor? 1'e 5 veriyor, 1'e 10 veriyor. Bu oda nüfus. Buğday nüfusu. Pirinç nüfusu. Gıda nüfusu. Bu. Öyle bir şey yok. Yani burada tek dünya, tek bayrak, tek sağlık, tek millet dedikleri bu. Biz tekiye devletimiz kardeş. Biz tekiye cumhuriyetimiz. Yani tek tek nedir yani tek 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 şu tek bu tek bu. Bunları bırakın. Siyasi şeyleri kafanızdan silin atın.
Tek bayrak, tek. Biz tek. İki tane mi bayrak vardı tek bayrak diyorsun? İki tane mi millet vardı? İki tane mi devlet vardı tek devlet diyorsun? Hayır. Bu algının amacı tek dünya devletini kafalara empoze etmek. Bu. Amacı bu. İşte bu 17 madde çocuklarla alakalı bölüm. Burada çocukların güçlenmesi demesi niye erkeklere yok burada? Neden? İşte bundan dolayı nüfus yani kadınlar üzerindeki operasyon, çocuklar üzerindeki operasyon bu kapsamda ilerliyor. Çocuk genelgesi bu. Tümden reddedeceğiz. Şu an siz bu sistemi reddetmezseniz ilerleyen dönemde hiç reddedemezsiniz. Bakın Sağlık Bakanı elini, ayağını, yüzünü sözde yıkadı, kenara çekildi. Ne yaptı sayfasında? Bembeyaz bir sayfa paylaştı. Peki o paylaşmış olduğu beyaz sayfa onun kirlerini, onun günahkarlığını, onun işlediği zulmü, onun uyguladığı soykırımı, onun uyguladığı sıvıların günahını temizler mi? Hayır. Sen istediğin kadar beyaz defter paylaş. Eğer kirliysen, bu kirden arınmadıysan, bu kirlerden tövbe etmediysen, milyonlarca insanın hakkına, hukukuna girdiysen zaten sen yanmışsın. Sen beyaz değil, bembeyaz süt gibi bir sayfa paylaş. Hiçbir önemi yok. İşte hayatın telafisi yok değerli dostlar. Dijital para oyunu bu. Sizin ve bizim hepimizin kontrol altına alınacak. Peki çözüm ne? Çıkış noktası ne? Kendi yaşam alanlarımızı, biz nakiti devam ettiren, alışverişimizi yapabileceğimiz, beraber alışverişimizi iyi hale getirebileceğimiz, ihtiyaç alanlarımızı giderebileceğimiz kendi illerimizde insanlar ve gruplar oluşturacağız. Bunu da bizim gibi düşünen insanlar yapacak. Bu kadar. Yani senin gibi düşünmeyen insanlar alışveriş yapmayacaksın ve bunu tespit edeceksin. Veya kendin eğer ilgilenebiliyorsan veya ilgilenen birileri varsa toprakla haşır neşir olan insanlarla irtibata geçeceksin. Yani çok konfora, çok lükse alışkın olmadığınızı düşünün. Arabalara, evlere, apartmanlara alışkın olmadığınızı düşünerek hareket edin. Eğer bu şekilde hareket ederseniz ilerleyen zamanlarda, ilerleyen süreçte zaten bunların hepsi tekrar sizin önünüze gelecek. Bu fırsatlar sizlere daha fazla verilecek. Şu an siz bu sisteme eğer hayır derseniz, dijital paraya hayır derseniz, nakitsiz topluma hayır derseniz, ilerleyen dönemde insanların tepki verdiğini düşünerekten bunu zorunlu hale getiremeyecekler. Herkesi zorunlu hale getiremeyecekler. Ve biz yine aynı şekilde Covid döneminde olduğu gibi baskı da olsa, zulüm de olsa mücadelemize devam edeceğiz. Biz havada yaşayacak değiliz. Ben uzayda yaşayacak değilim. Yine beraber yaşayacağız. Yani bu yayınları yapan insanlar ayrı bir yerde yaşamayacak. Yani ayrı bir dünyamız yok. Hepimizin dünyası aynı. Hepimizin durumu aynı. Şu andaki dönen dolapların hepsi, dönen fırıldaklıkların hepsi bir kıvılcımı ateşlemek. Nasıl ki yangınlar, ormanlar yanıyor, buğdaylar yanıyor, yapay depremler oluyor. Bunların hepsi tamamı aynı küresel konulardan. İç savaş, kaos. Bunların hepsi böyle. Bunların hepsi aynı. Türkiye'de ne açıldı biliyor musunuz İstanbul'da? Türkiye. Birleşmiş Milletler'in iç kaosta görevli olan ofisi Türkiye'ye açıldı. İç kaos diyorum bakın, iç savaş. Anlayın ne demek istediğimi. İç savaşta görevli olan bir kurum İstanbul'a ofis Ya açtı. ortada iç İnsani savaş yok ama kurum açılıyor. evet, insani eşgüdüm ofisi deniliyor buna. Bakın araştırın. Birleşmiş Milletler'in insani eşgüdüm ofisi Türkiye'ye açıldı. İstanbul açıldı. Ve bunun görevi ne biliyor musunuz? Depremlerde, iç savaş ve kaoslarda kendilerine görevli olarak atfedip hemen sahaya inmek. Depremde öyle olmadı mı? Yani depremde yaşadığımız milyonlarca insanın öldüğü depremde Kahramanmaraş'ta, Hatay'da önce kim geldi Türkiye'ye? Türk askeri inmedi ki. Yurt dışından geldi. Asker 2 gün, 3 gün bekletilmedi mi yahu? Nereden geldi? Gemiler nereden geldi? Savaş amfibi gemileri nereden geldi? Yurt dışından geldi. Birleşmiş Milletler'e bağlı olan ülkelerin gemileri geldi. Bunlar geldi. Hepsi geldi yani. Yani durum bu. Bizim işte burada sorgulamamızı gerektiren o kadar çok mesele var ki bunların hepsi birbirleriyle orantılı, birbirleriyle aynı kapsamda ilerliyor. Bu kapsamda ilerleyen planlar dahilinde de bizim hepimizin bunun dikkat etmesi gerekiyor. Yani herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Sorgulaması gerekiyor, anlaması gerekiyor ve bunu medyada özellikle yer vermeyen medyada
Mukaddes Hanım gibi insanlara sahip çıkarak bunun daha çok konuşulmasını, daha çok anlatılmasını. Bu yayınlar olmasa hiçbirimiz bir şey duyamayacağız. Hiçbiriniz bir şey duyamayacaksınız. Ama bakın mesela aşılarla alakalı, Covid süreciyle alakalı, karbon ayak iziyle alakalı. Biz anlatmasaydık, siz anlatmasaydınız, Mukaddes Hanım anlatmasaydı ne olacaktı? Ne olacaktı arkadaş? 9 milyon Türkiye'de insan aşı olmadı. Niye olmadı? Nasıl olmadı? Hiç soruyor muyuz? İşte bunlar anlatıldığı için olunmadı. Yine anlatıyoruz. Anlat, anlat, anlat. Anlatacağız. Eğer anlatmazsak bilinçli olamazsınız. Eğer anlatmazsak kendinizi tedbir ve muhafaza ve müdafaa ve mücadele kılıfına sokamazsınız. Beyninizi, aklınızı, kalbinizi, vücudunuzu, bünyenizi, enerjinizi ve sahip olduğunuz unsurları bir koruma kalkanı haline getiremezsiniz. İşte bu koruma kalkanıdır. Bilinç koruma kalkanıdır. Bilmek koruma kalkanıdır. Tehlikeye karşı önlem almak önce bilmek doğru. Bilmezsen nasıl alacaksın? Bak binlerce, milyonlarca insan bilmediği için baskıyla veya kandırıldı, aldatıldı, aşılara koştu değil mi? Bilmediği için. Bilseydi giderler miydi? Bilseydi mücadele ederlerdi. Beklerlerdi. Hemen gitmezlerdi. Mücadele ederlerdi. Ve süreçte ne olurdu? Daha farklı bir durum olurdu. Sayısal olarak farklı olurdu. Ama değil. En azından şimdi diyorum ki bundan sonra devam etmek lazım. Bir tanesi demiş ki bu yayınlar geç kalmadı mı? Hayır, siz geç kaldınız. Siz geç kaldınız. Siz biz değil. Bu yayınlar geç kalmadı. Siz bize geç kaldınız. Ya mesela ben önceden de köşe yazarıydım ve gazeteciydim. Bunları anlatıyordum. Yani küresel politikaların ileride daha farklı olacağını ve Türkiye'ye verilen Dünya Bankası'ndan, IMF'den oradan buradan verilen paranın bir karşılığı olacak. Yani sen elini kaptırmışsın, kolunu kaptırıyorsun. Bunlar hep tek amaç olmuyor. Bunu geçmişte anlatmamalı mı? Kesinlikle. Benim de onlarca yazım var. Aytunç Altındağ bunları anlatmadı mı? Evet. Yani onun gibi birçok insan. Erhan Göksel diye bir adam vardı. Öldürdüler Amerika'da otel odasında. Ölü bulundu bu adam. Bu insanlar anlatmadı mı? Anlattılar. Kimse kulak vermedi ki. Çünkü herkes laylaylondu. Bu konulara kimse odaklı değildi. Kimse bu konulara karşı haberdar değildi. Ne zamanki Covid süreci başladı ondan sonra ayyuka çıktı. Ondan sonra daha fazla oldu. Şimdi daha fazla var. Ne güzel. Evet. 2019'da. Yani aslında şu an Covid'in en büyük avantajı bu oldu. Sosyal medya. Televizyondaydım, gazetelerde, köşelerde yazıyordum ben de. Hiç kimse bunları izlemiyordu. Ne zaman televizyonu bıraktık, sosyal medyayı bıraktık, şeyi bıraktık, sosyal medyaya geçtik, o zaman duyulmaya başladı sevgili Ali Osman Önder. Yani sosyal medyanın katkısı oldu, biliyor musun? Ama sen 2019'dan beri çırpınıyorsun. Yani biliyorum. Ben de elimden geleni yaptım. Bütün tehditlere ya rağmen bizim her şeyimizi engellediler. Benim kaçıncı sayfam bu? Yani bir de bu Covid süreci başlar başlamaz biliyorsunuz. Hemen sosyal medyaya kısıtlama getirdiler ve insanlar bu paylaşımları yapamadılar. Çünkü bir şey de diyemiyorum çünkü insanların önüne getirilmedi. Yasaklandı, engellendi. Bakın en basit. Ali Osman Önder sayfasından ben şu an size canlı yayına geçemedim. Yapamıyor. Geçemedim. Yedek sayfamdan da geçemedim. Mavi Tik'te hesabımdan da geçemedim. Canlı yayın yasağı var. Geçemedim. Şu an platformdan sizinle canlı yayın yapıyorum. Evet. Devam ediyor. Niye? İklim konusunu anlatıyoruz. İşte anayasa değişikliğine de değineyim. Ondan sonra toparlayalım. Zaten 11 gibi bitirecektik. Yani 11 gibi bitireceğiz de şimdi ben yani diğer konuklarım kusura bakmasınlar. Hayati bir konu. Saat maat bakamam. Yani sen anlattığın kadar anlat. Saat sorunu yok. Şimdi bir de Türkiye'de gündemde şu anda biliyorsunuz ki anayasa değişikliği gündemde ve partilerin bu konudaki ılımlı sözleri ve birbirleriyle olan yaşamış olduğu aşk, ilişki, Covid sürecinde küresel politikalarda devam eden bu aşk, bu ilişki, iklim, karbon, dijital para, anayasa değişikliği vesaire bunlarla devam ediyor. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şu anda mevcuttaki yasalar sizi koruyor. Darbe anayasası diyorlar ya, darbe anayasası. Aslında şu an bu yasalar koruyor bizi. Neden bizi bu yasa koruyor? Anayasanın 17. maddesinde ne var? İnsan sağlığıyla alakalı bir madde var değil mi? Tıbbi müdahale insandan izinsiz insan vücuduna asla uygulanamaz. İnsanın onayı olmadan, rızası olmadan anayasanın 17. maddesi gereği uygulanamaz. Şimdi bu yasa nereden kalma? Geçmişten kalma. Peki çocukları koruyan yasa nerede? Yine bu mevcut anayasada. Peki temel hak ve özgürlükleri koruyan yasa nerede? Yine bu yasada. Peki basın açıklamaları, sokak ve gösterişle alakalı yasa
yasadaki rahatlık nerede? Yine bu anayasada. Ya işte şimdi kılıp şu olacak. Darbe anayasasını kaldırıyoruz. Oysa ki anayasayı delik deşik yapalı, anayasayı hallaç pamuğuna çevirelim zaten yıllar oluyor. Zaten bu ülke iki tane referandum atlattı, iki tane sistem değiştirdi. Zaten anayasa hallaç pamuğuna çevrildi. Fakat mevcuttaki maddeleri kaldıracaklar arkadaşlar. Darbe anayasası bir kılıf, bir hikaye. Bu ifadelerle, bu kavramlarla muhafazakar kesimi ikna edecekler. Bu kılıflarla sol kesimi ikna edecekler. Yani her kesimi, her görüşü, her kitleyi kendi görüşüne, kendi düşüncesine göre ikna edecekler. Covid'de öyle olmadılar mı? Halk TV açtınız, solcu profesör çıktı. A Haber açtınız, sağcı profesör çıktı. Dindar kanal açtınız, cübbeli konuştu. Diyanet kanalını açtınız, aşı olun dedi. Ya şunu algılayalım artık. Yani kafanızdaki o partisel şeyleri dökün kenara. Atın çöplüğe. Vallahi atın çöplüğe. Bir halta yaramıyor. Bir halta yaramıyor. Boşu boşuna kavga ediyorsun. Söylüyorum. Şimdi efendim meclise bizi var. Meclisi savunan milletvekili var mı? Var. Ama bir tane, iki tane. Onlar da bir dakikaya geçmiyor konuşması. Görev size düşüyor. Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üçte bir çoğunluğuna sahip olmayan, yani 20'nin üzerine, 30'un üzerine bir milletvekiline sahip değilse bir parti bir dakikanın haricinde konuşamaz. Yasak. Sistem bu, yasak. Yasak. Peki topuk kanı yaptırmıyorsun, aldırmıyorsun. Aldırmayın biz çünkü bu konuda destek sağlıyoruz. İhbar hattı var. Binlerce, milyonlarca insana, milyonlarca demeyeyim de binlerce insana bu konuda destek sağladık. Yani savunmalarını yazdık, doğuma girerken işte bir sürü şey, aşılarla, çocukluk aşıları, sadece o değil. Karbon ayak izi ret dilekçeleri paylaştık. İklim kanunu alakalı dilekçe yazdık. Çiftle alakalı, hayvanların aşılanmaması ile alakalı. O kadar çok yönlü çalışmamız var ki. Olay hayat sosyal medyadan ibaret değil. Arka planda bir çalışma var. Bakın benim şu an burası pazar tezgahı gibi. Görüyor musunuz? Bunlar hep pazar tezgahı gibi. Her yer belge bilgi. Yani demem o ki çözüm var. Çözüm var da sen yoksun ağababam. Sen yoksun paşam. Sen yoksun Ahmet abi. Sen yoksun Ayşe abla. Yoksun ki. Yoksun. Mukaddesanın burada görevini yapıyor. Duyuru yapıyor. Bize söz hakkı tanıyor. Kendisi anlatıyor. Konuk alıyor. Onun görevi bu. O bu şekilde vatana hizmet ediyor. Peki sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Lan Zonguldak'a geliyorum ayağının dibine kalkıp gelmiyorsun. Urfa'ya gidiyorum ayağının dibine kalkıp gelmiyorsun. Diyarbakır'a gidiyorum ayağının dibine kalkıp gelmiyorsun. Antalya'ya gidiyorum kalkıp gelmiyorsun. Muş'a gidiyorum kalkıp gelmiyorsun. Rize'ye gidiyorum kalkıp gelmiyorsun. Tekirdağ'a gidiyorum kalkıp gelmiyorsun. 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 Hadi gelmediğin gibi hiçbir şey de yapmıyorsun. Anca TikTok'ta elbiselere bak, kıyafete bak, ayakkabıya bak, ona bak. Hikaye bunlar. Bunlar fasafiso. Gerçeklere bakacaksınız. Gerçekleri göreceksiniz. İşte anayasa değişirse bir 17. madde gidiyor. Anayasanın 17. maddesi gidiyor. Bakın, dikkat edin. İki, sizin şu anda temel hak ve özgürlükleriniz olan seyahat hakkı, konut hakkı, hayvan hakkı, gıda hakkı, enerji hakkı, bununla alakalı bütün unsurlar, bütün maddeler esnetiliyor. Sağlıkla alakalı hususlarda bir madde ekleniyor. Nedir o? Dünya Sağlık Bakanlığı ifadesi eklenecek. Dünya Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla, yani Dünya Sağlık Terör Örgütü'nün kararıyla tıbbi müdahale uygulanacak size. Ve bu konuda anayasa maddesi olmuyor. Ve bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bütün hükümler iptal oluyor. Yani şunu söylüyorum. Anayasa değişirse, yani anayasa kitapçı, anayasadaki maddeler, kanun değişirse Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bütün kararlar hükümsüz oluyor. İptal oluyor. Neden bunu söylüyorum? Örneğin, şimdi Anayasa Mahkemesi'ne çocukluk aşıları ile alakalı verilmiş iki tane emsal karar var. Bir, Halime Sare Aysal kararı, çocuk 2016 yılından. İki, Muhammed Ali Bayram kararı, iki. İki tane emsal karar var. Bu iki emsal karar bir kere iptal. Seyahatle alakalı, gıda ile alakalı, özel alanlarınızla alakalı, evlilik kurumuyla alakalı, aklınıza ne geliyorsa, hayvanlarla alakalı,
Otlak mera alanları ile alakalı, ormanlarla alakalı bütün yasalar esnetiliyor. Ve şu anda bile genelgeyle 16 tane ilin ormanlık bölgesi ormanlık alan olmaktan çıkarıldığı. İşte anayasa değişirse bunlar zorunlu olarak gündeme geleceği için iptal ve itiraz etme hakkı da olmuyor. Şu an var. Şu an bir genelgeye itiraz edebiliyorsun. Bir genelgeye dava açabiliyorsun. İptal davası. Ama anayasa olursa, anayasa değişirse kanuna iptal davası açamazsın. Açamayız. Niye açamayız? Kanunu iptal davası anayasa mahkemesine götürebilme yetkisi meclisteki üçte iki çoğunluğa sahip olan bir partinin oraya taşımasıyla mümkündür. Bu da kalkıyor. Çünkü anayasa mahkemesi kapatılacak. Bu da kalkacak. Yani siz bir kanunu anayasa mahkemesine de götüremeyeceksiniz. Partilerin devri de işte bitmiş oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Anayasa değişirse, anayasa mahkemesi kapatılırsa atıyorum X bir parti bir maddeyi beğenmedi. Anayasa mahkemesine götüremeyecek. Çünkü öyle bir kurum kalmayacak. Bu partilerin ne yazık ki Türkiye'de 400 tane parti var. 400. Yarısı tabela partisi, yarısından çoğu. 400 parti. Ne işe yarıyor kardeşim? Hiç böyle 100 tanesinin bir araya gelip bizim anlattığımız konular için sahaya indiklerini gördünüz mü? İklim politikasına karşı durduğunu gördünüz mü ya? Karbon politikasına karşı durduğunu gördünüz mü ya? Yok, yok. Yani yok kardeş, yok. Adamlar yazmış, bak Yeşil İklim Fonu diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şimdi insanlar diyor ki Ali Osman Bey, Paris İklim Anlaşması'nda bu yazmıyor. Kardeşim, arkadaşım, Paris İklim Anlaşması 29 maddeden oluşuyor. 29 maddeye dünyanın her şeyini sığdıracak değil ki. Adam burada detaylara yazıyor bunu. Kim okuyacak bu detayları? Ben okuyorum. Kaç kişi okuyacak? Diyor işte burada. Hayvanlar bir halta yaramaz diyor. Ne yapacaksın şimdi? Gıda hiçbir işe yaramaz diyor. Ne yapacaksın şimdi? Yeşil iklim fonu kuracağız diyor. Ne yapacaksın şimdi? İşte toplumu bu gerçeklerden uzaklaştırıp bunları anlatmadıkları için medyada salak salak kofte adamları çıkarıyorlar. Göbek büyütmekten başka bir halta yaramıyor. Bir tanesi hatırlayın tırnak kesiyordu canlı yayında. Böyle geri zekalı adamları çıkarıyorlar. Böyle aptal adamları çıkarıyorlar. Toplum da bunları izliyor işte. Toplum bunlara prim veriyor. Toplum bunlara prim veriyor. Hepsi hikaye. Maske, mesafe hepsi hikaye dediğimiz gibi. Eris varyantı, keriz varyantı dediğimiz gibi. Bak bunlar Ali Osman Önder'e aittir ona göre. Karbon ayak izi, karbon salak izidir. Not alın bunu. Evet. Karbon ayak izi değil, karbon salak izi. Evet, durum bu şekilde. Mukaddes Hanım. Ve anayasa değişikliği tamamen gündeme geldi zaman, anayasa değiştiği zaman CERM ordusu kurulacak. Bunu daha önce de bahsetmiştim. CERM ordusu, müdahale ordusu. İşte o pandemi taslağına eklenen ifade neydi? Bak şurada Dünya Sağlık Örgütü bir ifade ekledi buraya Mukaddes Hanım. CA. CA artı ne demek biliyor musunuz? Müdahale demek. Yani müdahale yetkisini eklediler bunu, tamam? İşte bu arkadaşlar değerli kıymetli insanlar, bizleri takip edenler, Mukaddes Hanım ve bizleri takip edenler zaten bunların farkında ama en azından bunları anlatıyoruz ki belki de farkında olmayan, şu anda bu yayını paylaşan, mesela bu yayını herkes bir kişi paylaşsa bu yayın uçar gider. Evet. Türkiye'de en güzel yayın Vallahi olur. Ama bunu en kaç çok kişi buna yapıyor? kırılıyorum var ya. Yani bu, Kaç kişi ben yapar? Şimdi ne burada yapacağım? bin kişi var. Ben ne yapabilirim diyor. Ev hanımıyım. Ben evde oturuyorum. Ha bunu Allah yap aşkına. işte, Ben yap. zaten artık Yap. teşekkür ek salladığımı anlamaya, Yap. düşünmeye başladım Mesela yani. ben şimdi bu yayını izliyor olsam dışarıdan hiçbir şey bilmiyorum. Bu konulara vakıf değilim. Ama bu konulara meraklıyım, öğreniyorum, görüyorum. Ya derim ki kardeşim de bilsin, tak ona bileyim. Annem de bilsin, tak ona bileyim. Kız kardeşim, ablam, dayımın oğlu, kızı, tak ona bileyim. Ya herkesin en az ailesine muhatap olduğu, konuştuğu en az Bütün 10 kişi var ya. Şu yani WhatsApp gruplarına bir kişi 10 kişi göndermeleri yazsa, lazım WhatsApp. bak bir kişi 10 kişi yazsa Türkiye'de bizim medyaya ihtiyacımız yok. Al işte medya. Konuşuyoruz. Yayıyor musun bunu? Yok. Ya yayıver ne olacak? De ki kardeşim bak bunu izle. Yarın öbür gün bunlar bunlar olacak. Kaç kişi yapıyor bunu? Saysam 20 kişi belki de zor yapıyordu.
Belki de 100 kişi 100 kişi zor yapıyordur. Ya. Yok yok. Twitter'da bile bunu görüyoruz. Hashtag açıyoruz. Atılan tweet'e bakıyorum 3 bin, 4 bin. Toplam camia yani toplam. Neredesin ya? Öldün mü? Ya kardeşim Twitter'ı kullanıyorsun. 10 bin kişi beğeni yapıyor. 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi yorum yapıyor. O 500 kişi bir tweet atamıyor. Ya da o 500 kişi şu linki paylaşamıyor. Atıver kardeşim, kolun mu yoruluyor? Para mı istiyorlar senden? Arabanı mı altından alıyorlar? Evini mi alıyorlar? Neyini alıyorlar? Saçını mı çekiyorlar? Nedir yani? Gırtlağına mı? Kardeşim insanlığa faydalı bir hizmet var. Al paylaş işte. Al paylaş. Ne var yani? Paylaş. Küresel medyayı paylaşacaksın. Al bunu paylaş. Ya Bu kadar detaylı bilgi seni nerede zaten göreceksin? kaç kanal kapandı, kapatıldı. Paylaşıverseler kapanmaz biliyor musun? Bak Kapanmaz. büyümüyor bile. Yani beğenseler, tıklasalar, yorum yazsalar, merhaba yazsalar vallahi kapanmaz. Burası da Şimdi bir laf burası var bir biliyorsun. senedir Aron 607 binde duruyor. 606 bin bizim de altında. öyle. Yahu Aynı bu bizim de mu öyle. ya? Her Bizim de gün öyle. ben yayıncıyım. Yayıncıyım güzel canım. Her gün saat 22'den 23'e kadar buradayım. Günahtır ya. Ben ağzımda diş çekiliyor buraya geliyorum. 40 derece ateşle buraya geliyorum. Bayramda buraya geliyorum. Yani bir artık herkes bıraktı. Herkes vazgeçti. Yayıncılar, mayıncılar ortalıkta yok. Hala buradayım. Yok. Yok hakikaten. Ya Havaya birkaç kürek kişi var. Bu sallamak. yayınları yapan, bu yayınları yapan birkaç kişi var. Bu yayınlar önemli. Tabii ki bu konu bizim en çok şikayet ettiğimiz konu. Çok gıcık oluyorum ve sinir oluyorum. Niye bir şey yapmıyoruz diyenlere zaten ayar oluyorum. Kusura bakmasınlar. Gerçekten ayar oluyorum. Lan birçok şey yapılıyor da sen görmüyorsun. Yoksun ki. Niye bir şey yapmıyoruz diyen hiçbir şey yapmıyordur. Bunu tespit ettim. Bizzat tespit ettim. Niye bir şey yapmıyoruz diyen insan hiçbir şey yapmıyor. Bunu tespit ettim. Ya çok yakın zamanda benim kendi şahsi numaramı veya ihbar hattına mesaj atıyor aynı kişi. Ali Osman Bey şu olmuş, niye bir şey yapmıyoruz? Bak şimdi. Ali Osman Bey şimdi medyada görüyor. Şu olmuş, niye bir şey yapmıyoruz? Ben de tak videolar atıyorum. Bu konuyla alakalı filan yerde şunu yapmıştık mı? Aa pardon. Gelmiyorsun ki. Benimle dalga mı geçiyorsun? Sen kendin yoksun. Bir tane dilekçe imzan yok. Bir tane eylemin yok. Bir tane basın açıklaman yok. Bir tane şu yayınları paylaştığına dair somut bir delil yok. Niye bir şey? Broşür dağıt. Yok. Türkiye'de 50 bin tane broşür dağıttım. Yani kaç kişinin haberi var? Bir şey yapmıyoruz değil. Bir şey yapılıyor da sen yoksun. Senin bana Yani gönderdiğin broşürler var ya, broşür istemiştin. Bana broşür evet. göndermiştin. Ben Evet. onlarla belediyeye gittim. Ben onları bastırdım, Bu işte. kağıtların üzerine fotokopi çektirdim, dağıttım. Eczanede. Ve bu broşürler Mukaddes Hanım burada yazıyor bakın. Ekim 2022'de bastık biz bunları. Şu an bu konuları ve önümüz konuları anlatıyor. İşte öngörü, ileri görüşlü, öngörü. Ama vatandaş niye bir şey yapmıyoruz diyor. Ya sen bir şey yapmıyorsun. Biz yapıyoruz. Buradaki insanlar yapıyor. Sen yapmıyorsun. Yoksun ki hayatta. Hayatımda kaç tane dilekçe imza attığında verdim. Geçen gün bir olay yaşadık. Örnek vereyim. İsim vermeye gerek yok. Adliyeye gittik. Bu suç duyurusuna bulunacaktık. Geldi bir kişi adliyenin kapısına imzayı attık. Dilekçeyi vereceğiz. Onun elinde de dilekçe var. İmza atmaktan vazgeçti. Ya niye imza atmıyorsun? Geldik verelim. E işte benim ismim kayıtlara geçmesin. Ne işin var o zaman burada? Ne işin var kardeşim? Niye geldin? Bir şey yapmıyoruz diye tekrar söylüyorum. Hiçbir şey yapmayan insandır. Hiçbir şey. Ulan ben gırtlağım patladı be. Yıllardır gırtlağım patladı anlatacağım diye. Sadece ben miting, biz sadece miting yapmıyoruz bakın. Şunlar bir emek. 50 bin tane dağıttık Türkiye'de. İmkan olsa daha fazla dağıtsak. Yok. Yok yani hala bile söylemeseydik matbaaya halen borcumuz var. Yani durum bu şekilde. Yapılmıyor. Nasıl yapılmıyor? Bak bu belgeler havadan mı geliyor? Gökyüzünden mi iniyor bunlar? Hayır. Bunları biz çıktısını alıyoruz, parasını veriyoruz, araştırıyoruz, okuyoruz, size sunuyoruz. Bu. Ya o kadar çok şey yapılıyor ki. İhbar hattı var. 30 bin insana hizmet vermişim orada. Vermişiz yani. Her şey yapılıyor da sen bir şey yapmıyorsun. O yüzden bir şey yapmıyor muyuz diyenlere gıcık oluyorum, bilginiz olsun. Evet, teşekkür ederiz. Durum bu yani Mukaddes Ben de Hanım. yapabilirim. Elimden bu kadar geliyor. Ben çalışmıyorum. Ben evde Evet. duruyorum. Yani ben de onlara gıcık oluyorum ya. Al burada yayın işte. İşte burada Vallahi vallahi ya. Serhat, Profesör Doktor Serhat Fındık'la yaptık dün.
Yani 1,5 saat bir şeyler anlattı. Yani terör örgütünü anlattı. Eray Hacı Osmanoğlu ile yaptık. Evvelsi gün 1,5 saat bir şeyler anlattı. Hakikaten yani dağıtıverin şu yayınları. Dağıtıverin. Yarın 20'de YouTube kanalında olacak. Mukaddes Pekin Başdil YouTube kanalında. Buradan gönderemeyenler girin YouTube kanalından. Çok basit. Hemen böyle ilet yazıyor. Yani buradan bazen paylaşamıyorsunuz. Yarın YouTube'dan paylaşın. Dünkü yayını paylaşın. Serhat Fındık çıktı. Evvelsi günkü Eray Hacı Osmanoğlu. Atın şu yayınları artık. Ne yapalım? Hani bizden bu kadar. Vallahi bizden Aynen. bu kadar. Bu Bu kadar. yayın çok Yapacak bir şey yok. kıymetliydi Ali Osman Önder. Ve sen dışarıda yapacaktın. Ben bir yani zulümle baskıyla içeride yaptırdım sana. Çünkü ciddi yani bir anladın sen beni. Çünkü buradan daha Anlıyorum ciddi tabii. görünecek çünkü. Sen bahçede oturup Aynen. serin serin yapsan anlatamayacağız derdimizi. Anlatabiliyor Kesinlikle musun? öyle. Doğru Oturttum söylüyorsun. içeriye. Dedim ki Aynen gir içeriye, öyle. gir. Gir içeriye. Aynen öyle. Baskıyla, zulümle içeri Evet. soktum ya. Allah'ım. Normalde dışarıda bahçede Biliyorum. yapacaktık. Mukaddes Hanım Biliyorum. Biliyorum. Güzel içeride. can. Sağ olun. Yarın YouTube'a konacak bu. Dağıtsınlar. Daha böyle kapalı ortamda daha şey oluyor, iyi oluyor. İyi ki varsın. Evet. Allah razı olsun. Allah'a emanetsin. En kısa zamanda Sağ olun. devamını Çok teşekkür yapacağız. ederim. Bir baştan tekrar toparlamak lazım. Senin daha sık burada olman lazım. Bilgin olsun. Daha sık, daha sık. Daha çok anlatman lazım. Şu 15 dakikalık şiirleri bir dahaki sefere bir daha konuşalım. 15 dakikalık Bir şiirler. sonraki konumuz onlar olsun. Çipler, 15 dakikalık şehirler onlar olsun. Yine ekleme yapabiliriz tabii ki. Ben Ben çok teşekkür ederim yayını Mukaddes biter Hanım bitmez size. sana göndereceğim Tamam. konu başlıklarını Tamam. unutmayalım diye. Tamam. Onların bir daha İnşallah anlatılması yakında lazım çünkü. İnşallah yakında iki tane kitabımız çıkacak. Biraz sansüre uğradı. 6 aydır bizi oyalıyorlar. İnşallah bu konuların çok daha detaylısı ve birçok bilinmeyen hususların yer aldığı bir kitap. 6 aylık bir çalışma. O da çıkacak. İlerleyen dönemde yine yayınları yapmaya devam edelim sayfalarımızda. Broşür talep eden olursa ihbar hattımıza ulaşabilir. İhbar hattımıza bazen yoğunluk oluyor. Gecikmeli dönüş yapılıyor ama mutlaka. Bu noktada da bilgi vermiş olayım. Çok teşekkür ederim. Bizi izleyenlere, dinleyenlere, bu yayını Tatlım. paylaşanlara, özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum Mukaddes Hanım. Sayfalarımızı takip alın. Mukaddes Hanım'ın benim sayfalarımı, Ali Osman Önder sayfalarını, platformun sayfalarını çok teşekkür Çok ederim. Ellerinize, emeklerinize sağlık. teşekkürler.